Hoş geldiniz sayın seyirciler. Bendeniz Hulusi Kentmen. Şimdi seyredeceğiniz filmde benim rolüm yok. O halde burada işin ne diyeceksiniz? Ha, bakın anlatayım. Bu filmi size ben takdim edeceğim. Önce işe Çukurova'nın en zengin fabrikatörlerinden biri olan Hacı Mansur Ağa ve ailesiyle başlayalım. Hacı Mansur rolünde Vahiy Öz. Hacı Mansur'un karısı rolünde Mualla Sürer. Büyük oğlu Ahmet Tarık Tekçi. Küçük oğlu Öztürk Serengil. Ve yeğeni Efkan Efekan. Hayatlarından memnun yaşayıp giderlerken, Hacı Mansur'un hemşerisi ve çocukluk arkadaşı Zeynel Abidin Bey de üç kızı ve karısı ile hikayemize giriyorlar. Efendim, Zeynel Abidin Bey İstanbul'da oturur ve büyük bir ticarethanenin sahibidir. İşte size mesut bir aile tablosu daha. Ali Şen. Karısı Ulviye rolünde Mürüvvet Sim. Büyük kızı Türkan Şoray. Ortanca kızı Nur İnsel. Küçük kızı Sevil Candan. Allah kolaylık versin doğrusu. Bu zamanda evlilik çağına gelmiş üç güzel kız babası olmak ne demektir? Bunu erbabı bilir. Ne dersiniz Abidin Bey? Allah derim! Üstelik de işleriniz bugünlerde biraz bozukmuş diyorlar. Laf aramızda berbat! İyi olur inşallah! Hikayemizin iki kahramanı daha var. Bunlardan biri Çukurova'da Yeni Adana Pavyon ve Sazı'nın gözde bombası. Çıngırdak Melahat rolünde Suzan Avcı. Ve işlediği bir trafik kazasından dolayı iki aydır hapiste yatan şoförler güzeli veya kısa etek canavarı Nami ile maruf Kasımpaşalı Nazım. Merhaba, hürmetkarınız Göksel. Dur be! Hikayemiz Çukurova'da Yeni Adana Pavyonu'nda başlıyor. Beyler, hadi başlayın işinize! Ben giderim Adana, cihandarlar adına. Gelin çay oldu, dayamadım tadına. Yalan mıydın Yaşar? Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar. 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 Alo, Ahmet! Ne? İyi. Biz şimdi teftişe geliriz. Hayrola? Fabrikaya yeni balyalar gelmiş de gidip bakalım. Hem gece işinde kontrol etmiş oluruz. Aferin oğlum Mehmet! Sağ da bravo! Adana'nın yolları taştan, sen çıkardın beni, beni baştan. Hem anadan hem kardeştan, aman adamalı, canım adamalı. Ben sana yandım güzel delikanlı. Hey, 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 hey! Hey gülüm, hele hele gülüm. Hey gülüm, hele hele gülüm. Peştevanı püskülü, peştevanı püskülü. Hayrola, gene kapıştırmaya yatıştırdık. Hasar var mı? Sayende hasarın lafı mı olur ha? Sağlık olsun. Adana'dan gece geçtim, karnı soğuk sularını içtim. Ben o yerden vazmı geçtim. Aman Adana'lı, canım Adana'lı. Ben sana yandım güzel delikanlı. Aman Adana'lı, canım Adana'lı. Ben
bırakın ya! Sen karışma! Hay, bak kim gelmiş! Gözüm bir yerde mi ısırıyor ama nereden? Nasıl ısırmaz? Tavukçu Ali! Bey! Yanlışınız var, ben Şevket! Tavukçu Şevket! Tavukçu Şevket değil, pamukçu Şevket! Yapmayın! Bir yanlışlık olacak ahbap! Sizin evde hiç tavuk horoz yok mu? Var! Horozunu kırama, tak kırmının! Beyler, efendiler, ağalar yapmayın, ayıptır ya! Lan, itler, herzebekiller, Hacı Mansur Ağa'nın oğulları olacaksınız be! Oğulları, yeğenleri, sizde hiç utanma ağırlanma yok mu? Koskoca eşek kadar herifler oldunuz! Lan benim hiçbir şerefimi düşünmediniz be! Hadi bu it! Siz aklı başında herifler olacaksınız! Yapma, etme demek yok mu lan? Ama efendim biz ayıralım dedik! Bize de vurdular! Biz olmasak öldüreceklerdi Tayfur'u. Hacı Mansur Ağa'nın oğlu dayak yemesin diye feda ettik kendimizi. Sizin şerefinizi kurtarmak için. Aferin oğlum Ahmet! Sağ da bravo! Allah ömürler versin efendim. Sağlığınıza duacıyız. Bu ite gelince... lan sana öyle bir iş yapacağım ki... falan kararacak! Şüphür! Buyur ağam. Ne haber? Zeliha Hanım yengemiz teyareyle geldi İstanbul'dan. Lan herzevekil, şimdi yaptım yuvanı! Aman ağam, bir kız ki görme! Peri padişahının kızı mı desem, cennet hurisi mi desem, görülecek şey! Bayıldım, bayıldım! İşittin mi lan? Aman efendim! Zeynel Abidin efendinin kızıyla evleneceksin, hıkı mıkı yok mu işin? Yarından teci yok, sen! Ben, anan geliyoruz İstanbul'a! Baba ben... Ya evleneceksin, ya seni mirastan mahrum edeceğim! Evlatlıktan reddedeceğim, anladın mı? Bıktım usandım serseriliğinden senin! Seni adam etmek için başka çare yok! Alo, İstanbul mu? Ha, ver, ver! Vay Zeynel abidin kuzum! Gözüm üstüne ağam! Hanım söyledi hayırlı havadisi, çok sevindim! Ben de çok sevindim! Tayfur oğlun sayılır, biraz haşeridir ama iyi çocuktur! Aman ağam, senin oğluna kız vermeyeceğiz de kime vereceğiz? Başım üstünde yerim var! Sağ olasın! Yarın Zeliha ile Tayfur'u alıp geliyorum İstanbul'a! Sağ olasın, var olasın! İşittin ya, yarın gidiyoruz! Baba! Şifirik! Hazır mı araba? Kadillah hazırladık ağam. Kadillah'tan bıktım artık, dün aldığım Chevrolet'i hazırla. Baş üstüne, emredersin. Sen de yürü hanım, Hüsrev efendilere gideceğiz bu gece. Biz de defterleri kontrol ederiz. Hesapları kapatmamız lazım. Aferin oğlum Ahmet! Sağ da bravo! Bu ite göz kulak olun ha! Şıngırdak edinicimi duyarsa sağlama vurur beni! Babam iş için beni İstanbul'a götürüyor dersin. O kaçın şıngırdağıdır be, yerme o kuzuma salını! Şimdilik uyutacaksın, başka çare yok. Ay Allah! Bir yere gidemezsin. Ya iş seyahati be! Anlamam, hele bir git, çiğne maçuna bile kaçsan seni bulur, bağırsağını kursağını döker. Ya kız bak dinle! Bu seyahatte babama açılacağım. Hele hele! Çünkü ya bana şıngırdak belati alırsın, ya da kendimi intihar ederim diyeceğim. Yemin mi ulan? He ya be! Yalancıların kralısın ama şirinsin. Yok ya, bak dinle yani, emin ol, gül şöyle biraz... Ne zaman gidiyorsun İstanbul'a? Şimdiden hazırlanın, yarın sabah geliyorlar. Boşuna zahmet ediyorlar! Allah silah öyle kızım! Beni evlendirmek istediğiniz o Tayfur serserisinin maceralarını işitmeyen kalmadı. Ben evleneceğim erkeği iyice tanıyıp tetkik etmek isterim. Öyle tepeden inme emirle tanımadığım birisiyle evlenmem. Kızım, yavrum, ben seni tanımadığım, güvenmediğim birine verir miyim? Ama karşımızdaki Hacı Mansur Ağa'nın oğlu, tam 300 milyonluk bir servetin sahibi! Ne olursa olsun, itin biriymiş! Evlenince uslanır kızım, sen hele bir he de... Kendim tanıyıp anlaşmadan katiyen kabul etmem! Tabii, Canan'ın hakkı var! Koca bulmuş da kazanıyor! Bana bak, ya bu çocukla evlenirsin yahut sen... Hayır! Kendim tanıyıp karar vermeden katiyen evlenmem!
Zorla evlenmek mi olurmuş? Ha, babam emredince her şey olur oğlum. Ha. Ya ben şimdiden seviyorum. Bak ya şu kıza bak, şu kız dururken İstanbul'un züppe kızlarını almak var mı ya? Açmaz beni o numaralar! Allah! Ya sen karışma! Buraya çabuk! Vay canım Hüsnücüğüm! Bak, bak Hüsnü! Ay gözüm ısırdı beyi! E tabi, tavukçu Hüsnü! Ne münasebet, adım İhsan! A, tabi ya, tavukçu İhsan! Nedir bu tavuk dalgası be? Aa, bak şimdi ayıp ettin kardeş! Sizin evde hiç tavuk, horoz yok mu? Var, ne olacak? Demem! Aa. Seni gidi horozuna kravat taktı bu çocuğu! Korkacak bir şey yok. Ama annenizi bırakıp sizinle gelemem. Bu iti İstanbul'a götürmek size düşüyor. Baş, emredersiniz. Aferin oğlum Ahmet! Sağda bravo! Bana bakın! Alimallah bu herzevekili elden kaçırır veya işi bozarsanız... ...ayak basman buraya. Bir daha gelmen Adana'ya. Merak etmeyin amca. Merak etmeyin. Aferin oğlum Ahmet! Sağda bravo! Aha uçak biletleri! Şimdi doğru İstanbul! Ne yaparsanız yapın, evlenmem! Ama evlenmeye mecbur! Niye mecbur olacakmışım? Aileni, babanı, kardeşlerini muhakkak bir felaketten kurtarmak için! Şimdi beni ikna etmek için bu gibi masallara başvurmanız çok ayıp şey! Ne masalı kızım? İflas ediyorum, iflas! Depodaki mallardan tut, fabrikanın makinelerine, şu içinde oturduğumuz eve kadar her şeyimiz rehinde! Bize ancak Hacı Mansur'un kredisi ve dolayısıyla senin Tayfur'la evlenmen kurtarır! Babanı, kardeşlerini, aileni düşün, sonra karar ver! Sana akşama kadar müsaade! Ya evlenmeyi kabul edersin veya mahvolur gideriz! Aman bey, sıkı dur, hiç taviz verme! Merak etme! Kararını verdin mi kızım? Evleneceksin, değil mi? Canım evladım! Tek bir şartla! Şimdi şartın sırası mı? Tayfur ve kardeşleri buraya ne zaman gelecekler? Birkaç dakikaya kadar Yeşilköy'e inerler. Yarın sabah erkenden de bize gelecekler. İşte bize geldiklerinde kapıyı onlara ben açacağım. Evin hizmetçisi ve sizin manevi evladınız Cale diye tanıtacaksınız beni. Benim yerime de Ayşe'yi Canan diye takdim edeceksiniz. Bu sayede hem ben onu yakından tetkik edeceğim, hem de ben nişanlılık oynayacağım. Ah, ne güzel! Böyle sevecektik olmaz. Siz bilirsiniz. Ama kızım... Ya kabul edersiniz veya şimdi bavulumu alır, evden çıkar giderim. Maceraları, serserilikleri hakkında her gün yeni bir hikaye duyduğum bir serseriyle evlenmektense çalışır... ...kendi hayatımı kendim kazanırım. Kabul mü? Kabul mü diyorum size? Canan'ın hakkı var, kabul mü? Kabul. Şimdi görelim bakalım Tayfur bey. Erkeksin sen be! Ulan son gezin bu benim! Şöyle feleğin kamburunu bir kıralım ki Allah'ına kurban desinler! Yapma abi, uyma sen buna! Ama ciddi çocuk! Abi be, cennet pavyonda bir bomba Süheyla var! Hani feleksiz karı! Yapma be! Allah derim! Çocuğun son gecesi! Yapma abi, ne deriz amcama? Yürü taş arabası! Vay bomba! Şerefine bomba! Zeynacığım! Ne var Zeyla? Dur abi, gitme! Sen karışma! Yapma abi! Ha. Vay anam babam Hamdiciğim! Gözüm ısırdı beyi bir yerden! Tabii, tavukçu Hamdi! Çek elini be, dokunma bana! Ayıp ettin! Sen hiç tavuk horoz görmedin mi? Gördüm, ne olacak? Horozuna kravat taktığımın çocuğu! Kalk
kavgaya sebebiyet verdiği şahitlerin ifadeleriyle sabit olmakla Mansuroğlu Tayfur Kadiroğlu'nun tahkikat neticesine kadar tevkifine karar verildi. Boş ranzalardan birine yatarsın. Tek. Benden 10 kağıt. Tamam. Ver 2, 3. Tamam, sökül paraları. Vay, kaçsın başarı! Gülen Çukurovalı! 24. Piyade Alayı, 3. Tabur, 2. Bölük, 1. Takım! Ne arıyorsun burada? Bırak be! Gene birinin horozuna kravat takmışsındır. Herifin biri yandaki kıza gözle sinyal vermez mi? Kafamın tası attı, sonrası da malum. Sana ne oldu? Trafik kazası. Bizim taksiyle bir kamyona tosladık. 2 ay verdiler. 2 yaralı var ama yarın çıkıyoruz. Lan Kasımpaşa'nın değişmemiştir. Tek mi çıkmış? Tek, 52 açalım. Demem. Koy mazotu buraya. Saymam, gördün. Ulan horozuna kravat taktığımın çocuğu. Üzülme şaka. Yeşe. Tek mi çıkmış? Tek, 100 çalışır. 1, 2, 3, tek. Dökül mazotu buraya. Seni Allah gönderdi. Yarın tahliye oluyoruz, 5 kağıt vardı cepte. Ah Peder bey, ne diyeyim sana? Ne olmuş Peder'e? Evlendiriyor beni. Ha? Lan köpekler güler bu manzaraya be, ben nerede, evlenmen nerede? Sonra şıngırdak melahtı uşa kesecek beni. Şıngırdak da kim? Hapatana püften yengen, yeni Adana sazın en kral karısı. Görsem feleğin kararır. Of be melahtı, of, of! Var mı gece yarısı gazel okuma? Kusura bakma baba, aşk efkârı bastı. Bak, o zaman oldu, of, of, of! Of, of babam! Ne yapacaksın şimdi? Ne bileyim, peder zalim, Nuh der peygamber demez. Hani şöyle birini bulup yerime koymak imkanı olsa? Lan Kasımpaşalı! Hayrola? Bir 15.000 işler. Niye? Yerime geçmeye. Kaç dedin? 15.000! Oldu, tamam! Olacak iş mi be? Var mı başka çare? En azından bir hafta buradayız. Ne deriz peder beye? Beni bırak lan, siz ne cevap verirsiniz? Ama çok tehlikeli oyun. Öyle de battık, böyle de. 2 saat sonra kimi götüreceksiniz benim yerime? Ne diyeceksiniz babama? Yaş, ama bu işte bir kurtuluş dümeni var. Ben çıkıncaya kadar bu canavar işi idare eder. Sonra şakaydı deriz, bir dümenini buluruz. Günah senin boynuna. Olsun. Hadi bakalım, göster kendini canavar, gazla! Önce benzin koyun arabaya. Ne kadar? 20.000. Lan, 15.000 demiştim! Oh, o dün geceydi, bu sabah zam mı? Bak, kısa etek canavarı derlermiş ya, buna inandım. Bu herif hakikaten malın gözü, işimizi görür. Aman ne güzel çocuk! Hangisi? Bu şişmanı, bıyıklısı! Bana bak! Kısa etek canavarlığı sökmez burada. Evin kızlarla yan gözle bakarsan karışma. Bırak be abi, ben hizmetçi kızdan eşeğimi bulurum. Ha bak, bu işte oldu. Buyurun. Buyurun. Memnun oldum. Erdal, amcamın oğlu. Oo. Berhüdar ol. Bu Türkan. Ha? Koleji bu sene bitirdi. Hem de birincilikle. Bu da küçük kızım Candan. Hay Allah, Tayfur Bey oğlum da nerede? Ha ha. Tayfur! Tayfur! Demek bu ha? Seni yaramaz seni! Amcacığım ben... söylenenlere bakmayın, iyi çocuktur. Tabii, yaramazlık ederse çekerim kulağını. Nasıl? Aslan gibi delikanlı değil mi? Bırak şu iti! Arkamdan bakıp ıslık çaldı. Sen de her şeye bir kusur bulursun. Evlatlarım takdim edeyim. Manevi kızım Jale. Sizin bir de Ayşe diye kızınız olacak. O seyahatte! Aaa!
Babanız muhterem arkadaşım Hacı Mansur Ağa ile beraber büyüdük. Aynı terbiyeyi aldık. Ben de kızlarımı eski terbiyeye göre yetiştirdim. Disiplin ve terbiye bu evin temel direğidir. Konuş hanım. Hakkın var bey. Bu evde benden habersiz sinek bile uçmaz. Tabii. Bu kızlar benim haberim olmadan pencereden bile bakmazlar. Öyle baksınlar, görürler günlerini. Ne demişler? Evladını dövmeyen dizini döver. Konuş hanım! Hakkım var. Bir yere mi gidecekler? Benim ve annelerinin nezaretinde başları önde giderler. Konuş hanım! Hakkınız var bey. Yeni yetişen kızlara bakıyorum da hani hiç hoşuma gitmiyor. Nedir efendim? Dans, mans, hoppalık, gece sabahlara kadar dışarılarda gezmeler. Haşa! Haşa! Sümme haşa! Katiyen böyle şeylere müsaade etmemişimdir. Ve etmem de, etmem! Konuş hanım! Hakkınız var bey! Doğrusu kızlarımı sıkı içinde yetiştirdim. Affedersiniz, yanlışlık oldu. Affedersiniz, bu da yanlışlık oldu. Yolmaz olur! Bu dik kafalığın yok mu, öldürecek beni! Ne yapacaktım yani? Beni çimdik yedi diye sevincimden boynuna mı sarılacaktım? Ne çim? Hanım, yanlışlıkla eli değmiştir yavrucuğum. Evet! Tut şu havluyu, özür dile! Tatlı bir şeyler söyle! Vallahi bu dik kafalığınız yok mu, öldürecek beni! Vursana kız kapıyı! Hepiniz evde kalacaksınız bu gidişle! Maşallah! Amma da terakki etmişsiniz! Siz de pek becerikliymişsiniz! Ben mi? Ne yapmışım ben? Bakın! Morardı! Beğendiniz mi? Enfes! Terbiyesiz! Utanmıyorsunuz değil mi? İlk görüşte aşk! Yok canım! Ya içerideki nişanlınız? Aman! O ne bücür şey öyle! Nesi var? Gül gibi kız! Gül kurusu mübarek! Halbuki siz, sizi ilk gördüm! Şuramda bir şeyin kopacakmış gibi vurduğunu hissettim, bakın! Bırak! Bak, bırak! Bak. Bağırırım vallahi! Başına tabak çarpınca şişmişti de, Jale Hanım masaj yapıyor. İyi gelirmiş. Aferin kızım! Çok terbiyeli kız, çok takdir ettim. Sahiden kızarmış! Aşağı gidelim de ben de masaj yapayım, gelin, gelin canım! Babanızın kitapları mı? Babam İngilizce bilmez ki, benim kitaplarım! Ya, Erskine Caldwell, çok severim bu yazarı! Odamda en yeni kitapları var, isterseniz getireyim! Zahmet etme, nasılsa daha buradayız! Olur şey değil, çalmayalı parmaklarım durmuş! Beceremiyorum! Halbuki ne basit! Belki, beraber tecrübe etsek? Tabii, buyurun! Oldu, vallahi oldu! İstemem, çok teşekkür ederim! Ay, elinize sağlık ya, tamam! Ayşe! Şey, Canan, çıldırdın mı? Anneciğim, suratı yanmıştı, masaj yapıyordum! Çok iyi geldi efendim, hiçbir şeyim kalmadı! Hani bir gün gelecektin, yine beni sevecektin! Hani bir gün gelecektin, yine beni sevecektin! Benim için ölecektin! Yalancısın, yalancısın, kalbimi çaldın ansızın. Yalancısın, yalancısın, kalbimi çaldın ansızın. Oh!
Piyanoyu çok güzel çalıyorsunuz. İltifat ediyorsunuz. Çok güzel, siz... Niçin bıraktınız piyanoyu? İşten baş kaldırdığım yok ki. Fabrikanın bütün yükü benim üzerimde. Ben gece gündüz çalışır, amcama minnet borcumu ödemeye uğraşırım. Ahmet ise iyi çocuktur. Sonunda efferin oğlum Ahmet iltifatı ona gider. Biz de şöyle kenardan köşeden bir prevo alırız. Ne alırsınız? Prevo. Yani bravo. Peki Tayfur Bey hiç çalışmaz mı? Çalışmaz olur mu? İyi çalışır Tayfur. Babam da kendisinden çok memnun. Aferin oğlum. Kahveyi sade mi seversin yoksa şekerli mi? Bayılırım şekerliye. Ah! Oh! Aman Allah'ım, öldürecek bu kız beni! Kızlar, kızlar, hiç beğenmiyorum bu halinizi! Neydi senin o piyano başındaki hali? Baygın baygın bakışmalar, tatlı tatlı şarkı söylemeler, sonra baş başa kitap okumalar! Bana bakın! Hiçbir şey kaçmaz gözümden! Ya sen hasbam! Nasıl da okşuyordun çocuğun yanağını! Masaj yapıyordum! Ağra satın kendinizi, ağra satın! Sen de aklını başına topla da ayağımıza gelmiş milyarder oğlunu kaçırma! Milyarderliği senin olsun, düpe düz serseri! Aa, öldürecek vallahi bunlar beni! Aklınızı başınıza toplayın! Evde kalacaksınız, evde! Annemin hakkı var, güzel çocuk doğrusu! Hmm. Boy, poz, kaşlar, yağ eller! Bak nasıl çimdikleri! Ah, ne güzel! Bir romanda okumuştum kardeş, çimdikle tanışıyorlardı kızla çocuk! Yok canım! Ay, güzel miymiş hanımefendiciğim? Öyle gençlerle görüşmek, gezmek istemem! Kızları odalarına kapattım. Gençleri de yandaki küçük köşke yerleştirdim. İyi etmişsin! Korkma bey, bu evde benden izinsiz sinek bile uçmaz! Ne diyor Canan? Yola gelecek ama biraz zor. Aa! Sana başka bir müjdem var. O Erdal denen efendi çocuk var ya, bizim Türkan'la. Vallahi gözümden kaçmaz. Bayıldılar, birbirlerine bayıldılar. Bayılmak da sözüm. Aman Allah'ım, o ne tatlı şey. Ya ufak kız, bittim vallahi. Düşün be, Tayfur'a kısmet olacak. Ben hizmetçi kıza kesildim arkadaşım. Aman iyi! Evin kızlarından uzak dur da ne alt edersen et. Erdal! Geliyorum! Gel! Kim? Burada! Türkan, Türkan sana! Alo! Ben Türkan! Buyurun! Özür dilerim, rahatsız ettim. Ne münasebet! Estağfurullah! Buyurun! Hani sabahki kitaplar için, odanızdaki kitaplar... Uykum kaçtı da... Acaba o kitapları dedim, belki... Peki, gönderirim! Hadi, hadi! Getiren belki evi bulamaz da... Acaba ben sizi kapının önünde beklesem? Ben getiririm, size de! Oh, Allah versin! Gözümüz yok ama niye olsun? Yahu bir günde biri çıkıp beni geceliğin bahçeye davet etse... Vallahi hortlak da olsa razıyım! Bana bak, hemen yüz verme! Bir tersleyeceğim ki görme! Bakalım beni gece yarısı bahçeye çağırmak ne demekmiş! Kim? Jale mi? Jale diye kimse yok ki burada! Ay, siz... Tabii! Gel! Alo! Alo! Jale Hanım, nasılsınız? Sizi görmediğim anlar çok iyi. Kız, delirdin mi be? Sus! Ben de demiştim hani... Jale Hanım... Emrinizi bir an evvel söyleseniz de işimize baksak! Peki öyleyse! Jale Hanım, benim çarşafım yandı. Çarşafınız mı? Sigaram düştü, çarşafı yaktı, olur ya! Lütfen bir yenisini getirin! Evet, bizzat siz! Evet, bekliyorum! İşte o kadar! Alo? Ah, kapattı!
Vay küstah vay! Ne yapacaksın? Bir ağzının payını vereceğim ki sorma! Hayrola? Hizmetçiyi ayarladık abi. Aman aman Allah versin! Erdal nerede? O da esmer kızı ayarladı. Bak her geliyor! Ya benim başım kel mi be? Allah inandırsın, bugüne bugün şöyle kendi başıma bir kız tavlı yaparım. Buyurun. Sizi çok zahmete soktum, affedersiniz. İyi geceler. Ya ama... Başka bir emriniz mi vardı? Affedersiniz, sizi bu kadar üzeceğimi bilseydim hiç zahmet etmezdim. İyi geceler. Şey... Bir emriniz mi vardı? Hiç. Başka bir şeye üzülmüştüm de, sakın alınmayın diye rica edecektim. Oh, ne iyi! Ne güzel gece değil mi? Hiç uykum yok. Benim de. Biraz yürüseydik. Bilmem nasıl olur. Şöyle deniz kıyısına doğru. Belki oturacak bir gazino falan buluruz. Sevişenleri gözetlemek çok ayıptır. Gülüş bahanelerle insanı gecenin bu saatinde rahatsız etmek daha ayıptır. Buyurun çarşafınızı. Oh, çarşaf hikayesi mantardı. Yok canım, ben de inanmıştım değil mi? Çok şıksın, küçük hanımlardan mı yürüttün bu elbiseleri? Kendi paramla yaptım. Aferin, ben zevkli insanlara bayılırım. Mesela zevkli bir kız böyle yıldızlı bir gecede ne yapmayı düşünür? Sizin gibi sahte aşıklardan uzak durmayı. Ayıp ettim. Siz hiç utanmaz mısınız? İçeride nişanlınız sizi düşünüp dururken... Aman Allah, ondan bahsetme de ne yaparsan yap! Ama buraya ondan nişanlanmaya geldiniz! O meseleyi karıştırma! Bal gibi karıştırırım! Karıştırırsan çapanoğlu çıkar! Tam anlattıkları gibi, kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip! Sonra o pis kadınlarla maceralar, barlarda, karakollarda sabahlamalar... Tam bir tayfur destanı! Ne tayfuru be? Ne tayfuru olacak? Siz tabii! Aa, ben Tayfur, tabii! Hepsi masal onların, senin gibi süt kuzularını korkutmak için! Bak, beni görünce korkudan ne yapacağını şaşırıyorsun! Ben mi? Ben hiç kimseden korkmam! Benden ödüm patlıyor! Korkmuyorum, sade gülüyorum! Ne haber? Korkmuyorsan gel benden, dışarı çıkıp gezelim! Ama... Ne o? Korkudan dinliyorsun! Bana bak! Hadi hadi, ne duruyorsun? Yürü! Ne arıyorsunuz burada? Hiç, hava alıyorum. Ben de. Zaten bütün hayatım bu işlerde hava almakla geçti. Ne işinde efendim? Yani nedense kızlarla konuşup gezmesini hiç beceremem. Şaka ediyorsunuz, sizin gibi bir delikanlı, aslan gibi. Sahi mi söylüyorsunuz Canan Hanım? Aa, Canan Hanım mı? Ya. Canan Hanım ya! Dansı sever misiniz? Severim ama bu yenilerini beceremiyorum, tıpkı piyano gibi. Ama tecrübe edince piyanoyu çaldınız. Kalkalım. Sizi mahcup etmekten... Ne yapıyorsun? Siz de çok ağırsınız. Nereden anladın? Bütün kuvvetinizi ayaklarıma basıcınızda. Vay vay vay, canavar be! Geçmiş olsun! Eyvallah! Niye geçmiş olsun dedin? Hastaydım. Canavarlığa ne oluyor? Kelebek avlardım da... Zavallı hayvanları öldürdüğüm için yufka yürekliler canavar derler bana. İnanma yenge! Kısa eteklilere düşmandır. Oradan gelme canavar ismi. Şakanın sırası mı be? Kısa etek canavara ha? Masal canım.
Masal olmasa, hakikat olsa ne çıkar yani? Bizim iklimde hiçbir canavar barınamaz beyefendiciğim. Alo, Nuri! Aman abi sorma! Bir manzara ki milyona değer! Canavarın ağzım çıkmış kodesten! Yeni pavyonda lokum gibi bir kızla dans ediyor! Yemin etsene! Yalanın varsa Fenerbahçe'nin ikinci kümeye düştüğünü göreyim! Topla tayfayı da gel! Arkadaşlar şenlik var! Nazım çıkmış delikten! Yanında bir hatun var, yeni pavyonda dans eder dururmuş! Ne bakıyorsunuz belbel! Hanginizin canını yakmadı serseri? Çikletli Huyri'yi senin elinden kim aldı Nazım? Öksel Leyla'yı kim kaptı senin elinden? Canavar Nazım! Tango semaat maydanoz tohumu gibi ekmedi mi seni? Ekti! Kimin için? Canavar Nazım için! Saniyeden ne haber? Onu da benim elimden aldı serseri! Bırakacak mıyız bunları onun yanında? Yürüyün be! Ne var? Ne olduğunu ayaklarıma sorun! Oturalım istersen! Futbol mu oynuyorsunuz, dans mı ediyorsunuz? Niye içmiyorsun? İçki sevmem! Şuna sarhoş olmaktan korkuyorum desem! Ben hiçbir şeyden korkmam! Öyleyse dik bakalım! Merhaba canavar! Merhaba! Bizi gördüğüne pek sevinmedin galiba! Ne istiyorsun? Bazı hesapları tasfiye edelim dedik! Kim bunlar? Bunlar mı? Beşi altısı bir araya gelince, erkekleşen takımından arkadaşlar! Ben de kavgaya mecbur olacağım için özür dilerim! Serserileri dövmekle seni büyük bir zevkten mahrum ettim! O kadar da ucuz kurtulmuş sayılmazsınız! Çenenizi tutamıyorsunuz! Seni memnun edecekse, yeniden kapışalım! Hah, bana ne? Hem ne istiyorlar sizden? Uzun hikaye! Geldik delikanlı! Solda dur! Aman abi, hiç senden para alır mıyım? Niçin almayacakmış? Abimiz erkektir, erkek! Bizim için de iyi konuşanlar varmış meğerse! Lafları söyleyeyim, şoföre para vermişsindir! Nişanlım bizi görmeli böyle! He? Hemen saklanmazsak görecek! Şişt, koşma! Sizin hizmetçi kız! Bu saate kadar mutfakta çalışmıştır zavallı! İyi geceler! Size de! İyi geceler! Canan Hanım! Ahmet Bey! Canan Hanım! Efendim! Asayiş nasıl? Ne diyorum, benden habersiz sinek bile uçmaz bu evde! Kalk, kalk be! Fırlasana, saat 9 olmuş! Hadi! Oh, bırak beni! Hay Allah, hizmetçisin kızım, unutma! Hadi kalk, kalk! Kalk be! Sahi! Lan öf! Of, ayağım! Ne oldu canım? Tayfur bey ayağımı ezdiler dans ederken, sonra canavarlaştılar, 5 kişiyle kavga ettiler! Ah, ne diyece, ne diyece? İnanılır şey değil ama 5'ini de yere serdi! Ah, ne güzel, ne romantik! Bizi getiren şoför bile para almadı, erkeksin erkek dedi! Bir şey anlamadım! Ne güzel, ne şairane, hele yakışıklılığı! Evet, fena sevgilim! Yapma sevgilim! Erdal, sevgilim, yapma canım! Bu da sana Melih! Ahmet bey, Canan Hanım, efendim! Beğenemedin mi? Ama ne erkek, ne erkek! Ahmet! Oğlum Ahmet!
Nişan hazırlığına başladınız mı? Başlıyoruz efendim. Aferin oğlum Ahmet! Sana da bravo! Bir haftaya kadar yüksükleri takmaya geleceğim. Ama biz... Emredersiniz efendim. Aferin oğlum Ahmet! Sana da bravo! Göreyim sizi! Şüphür! Yeni Ford'unuzu hazırladım efendim. İyi! Uzun yola çıkıyor. Nereye ağam? Kimseye görünmeden İstanbul'a. Soran olursa işi çıktı gitti dersin. Ahmet'le Erdal telefon ederse yaylaya gitti dersin. Baş üstüne. He. Nişan işi oluncaya kadar biz de İstanbul'da kurtlarımızı bir dökek ki. Boşuna süslendiniz. Babanızın emriyle akşama kadar odadan çıkmak yok. Sadece akşam yemeğe ineceksiniz, işte o kadar! Biz kahveyi salonda içelim. Şöyle erkek erkeğe. Kızlar siz de yorgunsunuzdur herhalde. Hadi, izin isteyin de odanıza çıkın. İyi geceler! İyi geceler! Size de. Gel. Bu mektubu Türkan Hanım'a verir misin? Ama... Peki. Al şu 100 lirayı kendine bir şeyler alırsın. Yavrum, şu mektubu Canan Hanım'a verir misin? Kime efendim? Canan Hanım'a. Ha, Canan Hanım'a! Al şu 100 kağıdı, kendine bir şey alırsın. Ne var kız, ne oluyor? Hiç, yatmaya gidiyorum. Hadi yallah! Anne, al şu 200 lirayı, kendine bir şeyler alırsın. Ahmet Bey! Canan Hanım! Ahmet Bey! Canan Hanım! Alo! Ben Tayfur! Ne istiyorsun? Sizi yalnızlıktan kurtarmak! Sana söyleyeceklerimi dinlemeden ne aklı? Beni rahat bırakacak mısın sen? Bana bak! Hayır! 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 Terbiyesiz küstah! Delirmişsin! Sen deli ettin! Hemen buradan gitmezsen bağırırım! Yok canım! Hani içki içmezdin küçük hanım? Bana bak! Defol diyorum sana, terbiyesiz! Yok canım! Asıl terbiyesizlik, hanımların pijamalarını, elbiselerini giymek, odalarında uzanmak, içkilerini içmek! Bak, gitmezsen kıyameti koparacağım! Kopar! Beni buraya kendisi davet etti derim! 3'e kadar sayıyorum! 1, 2, 3... Vay canavar vay! Canavar senin adın! Şimdi sen benden geliyorsun! Hayır! Ben de kendimi balkondan aşağı atıyorum! İnşallah kafanı kırarsın da kurtulurum! Tamam! Bak şimdi ben... Hadi! Hadi, ne duruyorsun, atlasana! Bir! Atla. Hadi, atla! Hadi!
canım? İki! İnşallah şuran buran kırılır da böyle olursun. İki buçuk! Ne gelmez üçmüş bu? Üç diyeyim mi? Evet, heyecanla bekliyorum kafanın patlamasını. Sen aşktan ne anlarsın? Hissiz, kalpsiz... Dur! Aç ağzını! Aç diyorum sana! Ne olacak? Aç sen! Bu da nesi? Çok korkanların damağını kaldırırlar. Ben hiçbir şeyden korkmam. Korkmazsan gel çıkalım. Çıkalım. Şöyle yola gel bakalım. Şaka. Canan Hanım! Ama Ahmet Bey! Şerefe Canan Hanım! Şerefe Ahmet Bey! Tabii şerefe! Bu melodinin sözlerini biliyor musun? Hayır! Güzel mi? Aşık olan bir gencin hikayesi. Sevgilisinin gözleri içine bakarken yıldızları görüyormuş. Tıpkı benim gibi. Senin gözlerinin içine bakarken içim yıldız yıldız oluyor Türkan. Bu lafları bütün erkekler söylerler. Ama bütün kızlar da hangilerinin samimi olduğunu anlarlar. Tanışalı o kadar az zaman oldu ki. Olmadı. Ben seni çok eskiden beri tanıyorum Türkan. Sen kendimi bildiğim andan beri içimde yaşattığım kızdın. Sen geceleri yıldızlara bakarken düşündüğüm kızdın. Benim de bir şarkım var sana söyleyecek. Ömür boyunca sürecek bir şarkı. Tabii dinlemek istersen. Gidelim. Bu canavar Ali değil mi? Ta kendisi. Uyu ben Temel! Orası neresi? Balık pavyonu! Temel abi, sana bomba bir haberim var! Canavar Nazım burada! Uy, bir yanlışlık olmasın da! Ne yanlışlığı abi? Tırnak Kamili, İspoli Necdet'i, Papaz Hüsnü'yü, Alçak Asım'ı Tonga'ya bastırıp... ...Pokerde tam 12.000 kağıdımızı iyi eden Canavar Nazım yok mu? İşte ta kendisi! Oy, yedim onu! Aferin, artık korkmuyorsun benden! Ben kimseden korkma! Madem korkmuyorsun, bir tane daha! Şerefe! Şerefe. Kalk bakalım! Nereye? Daha yeni geldik! Bir yere gitmiyoruz, dans edeceğiz! Böyle havalardan çarpmıyorum! Benden dans etmekten korktun mu? Ben bir şeyden korkmam! Yürü! Ne haber? Bu da dans mı be? Yap da görelim! Ne istiyorsun? Ufak bir hesabımız vardı da onu temizleyelim dedik, değil mi? Gelin dışarı! Sarın onu, alın hesabını! Durun lan! Lan bire yedi kişi olur mu be? Sen karışma Hacı Baba! Uy horozuna kravat taktığımın çocuğu! Dayan elanını! Onu da temizleyelim daha! Bak temizlik nasıl olurmuş, beyi bekletmeyelim! Hop Hacı Baba dur! Come on!
çocuklar, koşun lan! Kravat taktığımın çocukları, hadi! Eyvallah hacı baba! Aferin sana delikanlı, sana da bravo! Yürekliymişsin ha, aferin be! Biz gidiyoruz. Yoo, şerefe parlatmadan bırakmam! Kız ne şeker şey! Maşallah, nişanlısınız demek! Tabii! Üksükler nerede? Biz sözlüyüz. Aileniz biliyor mu burada dans ettiğinizi? Tabii, izin aldık, haftaya resmen nişanlanıyoruz. Ya Allah Resul etsin! Ben de bizim iti nişanlamaya geldim. Bizim it dedi. Yani bizim oğlan. Bizimkiler nişan hazırlığı yapıncaya kadar... ...ben de şöyle bir İstanbul hovardalığı yapayım dedim. Hovardalığı şerefine! Aferin sana kız! Sana da bravo! Tam 12'den vurmuşsun! İltifatın hacı baba! Hem bak ben insanı tam gözünden anladım. Mesela sen kavgaya başlarken baktım... ...bu herifte yürek var dedim. Başka bir şey de dedim ama hadi neyse! Ne dedin hacı baba? Malın gözü dedim! Yalan mı lan? Doğru hacı baba! Yarın akşam bekliyorum ha! Geliriz hacı baba! Aferin sana kız, sana da bravo! Şoför, sür bakalım! Bay bay! İnsaf be abi, geleli bir saat oldu, sen hala bademcik ameliyatı yapıyorsun! Ama Ahmet! Ah, deli oluyorum sana kız! Yapma, utanıyorum! Kız, bir kerecik kendine çıkar! Ama olmaz ki! Olur, bir kerecik, bir kerecik! Peki, öyleyse gözlerini kapayacaksın! Kapa, kapa bakayım! Ay, bu neydi böyle? Öpücük! Öyle öpülmez, bir defa böyle öpülür! Gene masaj mı yapıyorsun? Ne yapıyorsam yapıyorum, ama senin gibi sabahları Erdal, sevgilim diye sayıklamıyorum. Bu dönem münasebetsiz. Asayiş Berkemal! Ne diyorum ben sana? Benden habersiz bu evde sinek bile uçmaz. Baba, size bir telgraf var. Son ümidim de kırıldı. Avrupa'daki müşteriler malları reddettiler. Artık iflas muhakkak. Bir çaresi yok mu? Beni ancak Hacı Mansur'un kredisi kurtarabilir. Onun için de senin Tayfur'la evlenmen lazım. Baba, bana bir iki gün daha müsaade edin. Sonra size söz veriyorum ki... Canım evladım, kabul edeceksin değil mi? Bilmem. Pek o kadar fena çocuğa benzemiyor. Ama benim gitmem lazım. Nereye? Hizmetçiniz Jale Hanım'ın Tayfur'la buluşması lazım birazdan. Merak etmeyin, yalnız değiliz. Yanımızda bir de milyarder abimiz var. Tonton mu tonton, adamın içine sokacağı geliyor. Siz denize girmeyecek misiniz hacı baba? Oldum bittim denizden hoşlaşmam. Biz toprak adamıyız kız. Peki, o şapka ne başınızda? Ben resmi adamım. El alemin içinde başa açık dolaşamam. Hem benim karnım acıktı. Şoför! Buyur ağam! Seninle gidip bir şeyler alalım. Peki ağam, peki! Ama siz giderseniz... Yok, 5 dakikaya kadar geliriz canım. Eyvallah hacı baba! Sen ne anasının koca kofte vursun lan! Bu yaştan sonra bana tövbe tövbe! Bir daha arkamdan işaret ederken elini kolunu fazla sallama! Ne anlıyorsun bu neticesiz işlerden? Neticesiz olduğunu nereden biliyorsun? Buraya evlenmeye geldin. Yakında karını alıp Adana'ya gideceksin.
Bense basit bir hizmetçi kızım. Seneler senesi çalıştığım evde kendi dengimi bekleyip duracağım. Artık şansıma ne çıkarsa. Şoför mü olur, marangoz mu, tornacı mı? Belki de mahallenin bakkalına verirler. Ne zamandır istiyordu beni. İki katlı bir evi varmış. Saçmalamasana be! Niye saçma olsun? O kızla evlenmeyeceğim. Sevmiyor musun nişanlını? Kurcalama dedik sana. Sen zaten kimseyi sevmezsin. Para içinde yüzen gençlerin kulakları aşka karşı sağır olurmuş. Ya başka birini deli gibi seviyorsan? Ya senin bilmediğin hakikatler varsa ortada? Ya ben... Bugün formunda değilsin, yalan söylerken müşkülat çekiyorsun. Bana bak! Ben senin bildiğin adam değilim desem, inanır mıydın? Utanmasan benim gibi basit bir insan olduğunu iddia edeceksin. Kim bilir? Bravo doğrusu, iyi rol yapıyorsun. Bana inanıyor musun? Sen dünyanın en korkunç sahtekarısın. Asıl sahtekar sensin. Dünyanın en aptal kızı bile karşısındaki erkeğin davranışından, sesinden, gözlerinden kendisine aşık olmadı. Sen diyorsun, domuz gibi anlıyorsun ama... Ama ne romantik! Milyoner oğlunun hizmetçi kıza aşkı! Eğer bütün endişen buysa, sana bir sürprizim olacak kızım. Öyle bir sürpriz ki, hayretten küçük dilini yutacaksın. Yapma! Aferin sana! Sana da bravo! Öyle bir zamanda geldin ki... Neden kim düdük? İki saattir araziye uyup gözetlemek için belim kırıldı. İkiniz de bana emanetsiniz bu ne bu? Şey! Galiba. Kızım, sen işin alayındasın galiba! Yahu iflas ediyorum diyorum sana, iflas! Madem kabul edeceksin, bir an evvel he de biz de kurtulalım! Merak etmeyin, çoğu gitti, azı kaldı. Ama ne de olsa gene korkuyorum. Neden korkuyorsun? Hizmetçi kızdan, fena tosladı be abi! Allah'ın izniyle istersin anasından babasından, olur biter be! Bitmez be abi, çok tuhaf kız bu! Beni milyoner sanıyordu, o haliyle bile kafa tuttu bana! Hiçbir zaman onurundan, haysiyetinden fedakarlık etmedi. Ama şimdi kendisini aldattığımı anlayınca fena kırılacak. Seviyor mu seni? Galiba. Siz nereye abi? Bizim kızlarla kaçamak yapıyor, sen ne yapacaksın? Gidip bizim kıza hakikati anlatacağım. Sen sahiden aşıksın be! Hem de buz gibi aşıksın! Konuşsana canım! Lan deli eder bu kız insanı! Neler söylüyor sana? Çok tatlı çocuk değil mi? Hadi söylesene! Dilini mi yuttun be? Yandırıcıyım vallahi! Dur bana galiba telefon! Of dur! Allah! Alo, ben Canan! Hani Jale? Hacı babanın bu geceki davetini unuttun galiba. Bilmem! Ay hala nazlanıyor, çıldırıcıyım kız gitme! Sus be! Gelmen lazım! Sana söylemek istediğim çok ama çok mühim bir mesele var. Benim de söylemek istediğim çok mühim bir şey var. Güle güle, sana da! Canım, canım! Galiba üzgünsün. Öyle. Üzülmeni istemem. Eskiden dayak yemem bile istiyordun ama... O zaman seni pek tanımıyormuşum. Bana bak, ben... Ne var senin? İçimi kemiren bir kurt var. Öyle bir şey ki bu, bir türlü sana anlatmaya cesaret edemiyorum. Ah, ya benim içimde de öyle bir kurt varsa? Böyle söyleyip beni büsbütün yıkma.
Ben... Evet? Seni deli gibi seviyorum. Ama ortada feci bir yalan var. Seni yalan zannettiğin hakikatte basit bir şaka. Daha doğrusu benim şımarıklığım sevgilim. Bütün kabahat bende. Ama Jale... Ah, Jale değil, Canan. Canan mı? Ah, nişanlanmak için geldiğin kız benim. Biliyor musun, nefret ediyordum senden. O serseriyi yakından tanımadan katiyen evlenmem diye dayattım. Baktılar olacak gibi değil, teklifimi kabul ettiler. Evin hizmetçisi olarak tanıttılar beni sana. Seni uzaktan tetkik etmek istiyordum. Ama şimdi... Bütün ömrüm boyunca seni mesut etmeye çalışacağım. Canım, sevgilim. Canım, ben... Öpmeyecek misin beni? Şunu bil ki, ne olursa olsun seni en temiz hislerimle sevdim ve daima da seveceğim. Ama ben... Ahlaksızın birisin! Edep yahu! Herkesin ortasında kıza şapur şupur gidilir mi oğlum? Kusura bakmayın, şu anda artık resmen nişanlıyız. Buyurmaz mısınız? Bay horozuna kravat takımın çocuğu! Ne? Nesimesi, bizim orada söylenir bu laf. Şahadan hani! Nişanın şerefine! Bir dakika! Dur lan, dur! Bebeğim! Horozuna kravat taktığımın çocuğu! Burada işin ne? Şey, ben yani burada güneşleniyordum babacığım. Gel benimle beraber, garson! Gel! Al şu hesabı, üstü sende kalsın. Yürü, yürü! Onu uzuna kravat taktı. Bir karar verdin mi kızım? Canım evladım, evleneceksin değil mi? Hı-hı. Biz aramızda nişanlandık bile. Ah, hem merak etmeyin, ben ona her şeyi anlattım. Hayatım kızım! Beni aldım vallahi, koşup babana müjdeyi vereyim. Anne! Karısı başımıza kardeşim! Peki sizden ne haber? İşler yolunda! Ah, görsen ne iyi çocuk! Ah, ne erkek, ne erkek! Kim? Kim olacak canım, Ahmet! Oğlum Ahmet, ne oldu nişan işi? Şey, yani... Her şey yolundaysa da... Tayfur nerede? He? Buralarda olacak! Çığırın gelsin! Tayfur! Tayfur! Duyuyorsun bana, rahatsız etmesek! Eşek herifler! Lan bundan sonra görünmeyin gözüme! Topunuza kan kusturacağım! Tayfur! Yaklaş! Sokul! Sokul! Buyurun! Kim bu? Kim olacak benim oğlum, senin de damadın Tayfur! Ya ötekisi? Ne bileyim ben! Ama dün akşam onunla nişanlanmış Canan! Ne? Canan! Canan! Kız! Baba! Be? Siz Tayfur'un babası mısınız? Evet ama... Hakiki Tayfur'un babasıyım. Hakiki mi? Ne demek istiyorsunuz? Yani şunu demek istiyor ki... Ortada bir tek Tayfur var, o da bendeniz. İstanbul'a geldiğim gün tevkif edildim ama... ...Babamın korkusundan... ...Yani demek istiyorum ki babamın korkusundan... ...Yerime bir başkasını geçirmek lazım geldi. Nazım'a yani sizin Tayfur zannettiğiniz gence 20.000 lira verdik. O da benim rolümü oynamayı kabul etti. Ama her nedense biraz ileri gitmiş. Ne dersin ahbap? Canan. Canan ben... Sen dünyanın en alçak, en namussuz hırsızısın! Birkaç lira uğruna bir genç kızın kalbini çalacak kadar... ...Sefil, iğrenç bir aşk hırsızısın! Defol, defol buradan! Bir dakikanızı rica edeceğim.
Oğullarımızın verdiği 20.000 lira. Bunun içinde de bana aldıkları elbiseler var. Ben belki serserinin kumarbazın biriyim ama aşk hırsızı değilim. Sana gelince kim olduğunu bilmeden sevdim. Ve daima seveceğim. Tayfur! Hacı Mansur, nedir bu oğlunun yaptığı? Hakkım... Derhal kızımın namusunu temizleyeceksin. Neyde ki? Bu gece nişan, haftaya yıldırım nikah. Lan fereksizler! Hele bir Adana'ya gidelim, gösteririm size! Ama baba, biz size hayırlı başka bir haber... Yıkılın lan! Yıkılın! Şüphelen! Ne zaman söyleyeceksin babana? Kız gördü vaziyeti. Hala kızgın mı size? Ateş püskürüyor, şimdi söylersem terkler reddeder. Ne güzel dans ediyorsun kız! İltifatınız efendim! Göbekçi karalar bile böyle kıvrak oynayamazlar ha! Eksik olmayın! Siz nereden öğrendiniz bu dansı? Çukurova'dan tut da bana kadar yoktur üzerime dayanacak! Ne var senin kız? Başım ağrıyor! Heyecandan, sevinçten olacak efendim! Ne var, ne oldu? Heyecandan, sevinçten ağlıyormuş! Vermin abine dayanacak bu feleksiz dünyada! Ne demek? Arıyorum, tanıyor musun? Tanıyorum, atla kahvede otur, götüreyim. Benim taksi yeni, 57 Playmut, kilometre başına 100 kuruş, günde garanti 100 kağıt iş isterim, %20 veririm, üstesi yarı yarıya. Kabul abi. Yarın Akay garajına gel, anahtarı teslim al, hadi eyvallah. Sağ ol abi. Merhaba yok mu arkadaşım? Oo, merhaba. Çök bakalım, seninle görüşeceklerim var, Canan hakkında. Delikanlı, bize 2 çay. Tamam abi. Oğlum Erdal, nereden geldi bu çocuk buraya? Bilmem, tesadüf. Tuhaf tesadüf. Hacı Mansur, Hacı Mansur! Ben beğenmiyorum bu işi. Neyden kâb? Hemen bitirelim şu işi. Ben gidiyorum. Sen bilin. Bıraksaydınız gebertirdim serseriyi. Lan! Hep sizin yüzünüzden oldu bunlar. Lan bir Adana'ya gidelim. Feleğinize meyan kökü içirmezsem, bana da Hacı Mansur demesinler. Şüfür! Söylemediniz, söylemediniz değil mi? Halini görüyorsunuz. Bana bak, ya babana söylersin benden evleneceğini, yahut da... Yahut ne? Yahut da ben kendim söylerim. Gel kardeşim. Aman ağlama be! Madem ki o kadar çok seviyorsun, ne çıkar bir kerecik konuşmakta? Nefret ediyorum ondan. Yok canım! Ben senin yerinde olsam, o kaba herifle evleneceğime Nazım'a kaçardım. Ağzını yırtan senin vallahi! Yarı daha o çapkınlarla öyle tatlı tatlı bakışınızı görmeyeyim vallahi! Gözlerinizi oyarım ha! Hadi kalk sen de! Affedersiniz efendim! Bizim şoför hastalanmış, terziye sizi ben götüreceğim! Zıfet olacak sana aslan evladım! Rica ederim! Yürüsene kız! Hadi gidelim!
Alo, kim? Nazım mı? Burada. Nazım. Bir dakika. Alo. Ben Erdal. Canan'ın annesini terziye götürüyorum. Taksim Cihangir otobüs durağının oraya. Hani belki işine yarar diye söyledim. Erkeksin erkek! Gelinliğin tülünü unuttum yukarıda. Canan sen bin arabaya, biz çıkıp alalım. Sana zahmet oldu. Estağfurullah. Aşk insana her şeyi yaptırır. Hemen durmazsan imdat diye bağırırım. Yok canım. Üçe kadar sayıyorum. Bir! İki! Üç! Dur, bağırma! Zavallı tazecik, hamile besbelli. Doğum sancısı bir şeylere benzemez kardeş. Bak, beni alacak sonra. Beni bir dakika dinlesen, bütün hakikati anlarsın. Ne söylersen söyle, yalanlarına kulaklarım tıkalı! Seni deli gibi seviyorum ben! Sevseydin alçakça aldatmazdın! Seni kim olduğunu bilmeden sevdim. Her zaman sırrımı itiraf etmeye çalıştım. Bir türlü yapamadım. Seni kaybetmekten korktum. Sonra o gece... kollarımda dans ederken... İnandın mı bana? Her zaman inanıyordum sevgilim. Eğer bana güveniyorsan... alın terimle kazanacağım birkaç kuruşu benden paylaşmaya razıysan... Senden olduktan sonra her şeye razıyım. Benden evlenir misin canım? Bu gece saat 12'de seni kapının önünde bekleyeceğim. Tam zamanında geleceğim sevgilim. Beni evime götür şimdi, şüphelenirlerse mani olmaya çalışırlar. Tam kapıdan çıkıyordum ki bir çığlık bir çığlık göz göre göre kaçırdılar yavrumu. Merak etmeyin efendim, kızınızı bulmak için elden geleni yapacağız. Ah canım evladım. Nasıl oldu bu kaçırma işi? Bilmem, arabaya saklanmış birden gaza bastı. Sizin oraya gideceğinizi nasıl haber aldı dersin? Tesadüf. Alo? Alo, evet benim. Bir haber yok mu? Şu ana kadar izne rastlanmadı. Her tarafta aramaya devam ediyoruz. Davacıyım, davacıyım! Hapislerde çürüteceğim namussuzu! Sen git, bizi bir arada görmesinler. Gece tam 12'de geleceğim. Tam 12'de kollarında olacağım sevgilim. Geliyor, geliyor! Hiç merak etmeseydiniz babacığım. Ben o serserinin ağzının payını verdim. İyi ama ne istiyormuş senden? Hiç, bir sürü yalan dolan. Yok beni seviyormuş, bensiz yaşayamazmış, işte öyle! Ah, bir gece elime geçsem! Sen susun! Üzülmeyin canım, bir daha yanıma bile yaklaşamaz. Hadi bakalım odana, siz de! Baş baş! Hadi yürüyün, sallanmayın! Hapislerde çürüteceğim keratayı, Hacı Mansur, Hacı Mansur! Bütün bunlara sebep senin oğulların! Rezil olduk el aleme! Artık kurcalama ama! Yarın kıyıyoruz nikâha! Ben felak sizler! Bir Adana'ya varalım, ben de size kum söktürmezsem... bana da Hacı Mansur demesinler! Kâr, çaylar benden! Yaşlar var abi! Nazım Berkma sen misin? Evet, ne olacak? Hakkında şikayet var.
Ama abi... Yürü bakalım. Beni bu şekilde aldatmayacaktı. Böyle söyleme, belki başına bir kaza gelmiş. İnanmam artık, hiçbir şeye inanmam. Niçin böyle konuşuyorsun? Bir teselli etmeye çalışmayayım. Feci şekilde yanıldım. Deliliğim yüzünden gururumu ayaklar altına aldım. Bitti artık! Yarın Tayfur'la evleneceğim. Ne? O serseriyle mi? Bunu yapamazsın. Çıkın, yalnız kalmak istiyorum. Ama Canan! Çıkın, çıkın diyorum size! Alo, şehirler arası, Adana mı? Tamam, bağlayayım. Alo, benim. Evet, Şıngırdak Melahat. Kim? Tanıdım tabii. Ne? Evleniyor mu? Maalesef öyle. Benden söylemesi. Yarın ilk uçakla gelmezsen Tayfur'u kaybedersin. Yaşa! Tamam, geliyorum. Eyvallah hanım! Vay horozuna kravat taktığımın çocuğu! Sen bir tanesin sevgilim! Yaşa be enişte namzedi, aslansın sen aslan! Bak buna ihanet der! Aa, sus be! Sen de benim hayatımsın! Aa, bak şimdi oldu! Kolay mı canım, tabii! Aa, o kadar heyecanlıyım ki bilemezsiniz! Nerede kaldı bu kız? Koş baksana hanım! Tamam bakayım, dur! Hoş geldiniz, hoş geldiniz! Ne gelen var, ne giden! Ne yapsak acaba? Siz Canan'ı oyalayın, biz vakit kazanalım! Olur! Ay kız, elini biraz çabuk tut, öldüreceksin beni vallahi! Geliyorum! Gelin olurken ağlayanı da hiç görmemiştim! Aptal aptal bakacağız da kardeşinize yardım etsenize! Hazırım! Hadi yürü başımı cıza! Anne, buraya takıldı! Kraldım, öldürecek bunlar beni! Abi! Ne var damat bey, ne somurtuyorsun be? Bırak Allah aşkına, ne derim ben Şıngır'da? Yürü, yürü, davetliler bekliyorlar! Lan bir gidelim Adana'ya! Hepinizi çifte koşmazsam, bana da Hacı Mansur demesinler! Şıfık! Buyur ağam! Get şire be, seni kim çığırdı? Canan hazırmış, Tayfur Bey oğlumu çağırıyorlar! Bugün burada iki kıymetli genci birleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. Bırak ulan! Gir ulan! Ne? Nerede? Nerede o Tayfur olacak yalancı? Şıkkırdak Melahat! Bırakın! Vay horozuna kravat taktığımın çocuğu! Bakalım! Besmele tek yedim seni!
Patladı, ne olacak? Aman yarabbim! Ay, kim birim benim? Affet, elini ayağını öpeyim! Beni aldattılar şimdi! Tavuğum da orada senin olsun! Elini ayağını öpeyim! Aferin sağ kız! Vur! Vur! Seni de Allah'sın seni! Kim birim benim, geçin. Affet beni! Bana yapalım mı o be? Ay! Vur! Tatlıyım, bırakın lan! Hırsını alamadım vallahi! Ay! Bırakmayın! Baba bırakma! Nerede o bunak? Vay, bana mı dedin? Sana dedim ya! Sen kim oluyorsun? Ha işte onun sözlüsü! Ay vur! Şaka! Söyle, duruyorsun, söyle! Hacı Mansur, nedir senin oğullarının elinden çektiğim? İzahat isterim! İstediğiniz izahatı ben vereceğim. Bütün bunlara sebep amcamdır. Bağ mı dedin lan? Affınıza sığınıyorum amca. Ama birbirini sevmeyen, gönülleri tamamen başkalarında olan iki genci birleştirmekle hata ediyorsunuz. Bu gördüğünüz kızı Adana'dan buraya ben çağırdım. Hacı Mansur, Hacı Mansur! Ses be! Ne yapaydım yani? Sevişenleri birbirine verin! Evet, sen sus! Asıl sen sus! Amca! Baba! Neymiş bakalım? Müsaade ederseniz Türkan'la evlenmek istiyorum. Ben de Ayşe ile evleneceğim. Aferin oğlum Ahmet! Sağ ol bravo! Buyurun! Biz ne olacağız babalık? Yani baba anlarsınız ya! Bak senin gibi feleksi böyle garip haklar! Hadi yaptım işini! Bitti bi! Öpeyim! Hacı Mansur, bu ne kepazelik? Sus be! Bugün hakimiyet bana geçti. Ya kızını Nazım'a vermeyi kabul edersin, yahut bütün işi bozarım. Kabul mü lan? Evet! Çıkar çocuğu hapisten! Ocağına düştüm ağam! Kabul mü diyorum sana? Kabul! Ben bu şartlar altında nikah kıyamam beyler! Şüfür! Götür beyi dairesine! Uçmaz bu evde! Ne sineği hanım, vızır vızır tayyare uçurmuşlar da horul horul uyumuşsun!